Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili önemli uyarılarda bulunarak, doların 25 Türk lirası olacağı tarihi açıkladı. Geçer, dolarla ilgili, bugün ya da yarın dolar 17'yi geçmiş olur. Sonra 18, 19, 20 diye hızlı bir şekilde hareketlilik görürüz. Eylül ayına geldiğimizde 20 liranın üzerinde oluruz. Bu koşullar içerisinde ekim, kasım ve aralıkta da biz 25 liranın üzerinde oluruz dedi. Selçuk geçer. Anormal koşullar devreye girerse yani Türkiye'de her şey barizleşirse, kısa vadeli borçlar ödenemezse, döviz açığı nedeniyle şirketler bunalıma girerse, iç piyasaya daha çok yüklenirse, kur korumalı politika patlarsa, bütün bunlar bir araya gelip bütçeyi de yıkarsa, ödemeler denge sini bozarsa soruyorum size Türkiye'de bir kırılma olur mu olmaz mı, ifadelerini kullandı. Geçer sözlerine şöyle devam etti. Türkiye'de bir kırılma olduğunda, acaba 5 Nisan 1994'ten daha beter yükselişlerle karşı karşıya kalır mıyız? O günlerde 8 bin lira olan dolar kuru bir anda 42 bine gitmişti neredeyse 6 katına yakın. Piyasa analisti Selçuk Geçer doların zirvesinin tarihini açıkladı. Piyasaya ilişkin, yüksek tahminleriyle tanınan piyasa analisti Selçuk Geçer, doların yükselişe geçeceği tarihi verdi. Kaynak, piyasa analisti Selçuk Geçer doların zirvesinin tarihini açıkladı. Yüksek kur tahminleri ile bilinen Geçer'den bu defa da herkesi korkutan bir analiz geldi. Enflasyon üzerinden dolar kurunu değerlendiren Geçer, dolar için zirve seviyesini açıkladı, tarih verdi dolarda yaşanan yükseliş trendine ilişkin ciddi uyarılarda bulunan geçer, yine herkesi şoke eden dolar seviyesi paylaştı. Mayıs ayında piyasalarda yükselişlerin olacağını her paylaşımında dile getiren geçer, bu defa dolar için zirve seviyeyi açıkladı, Temmuz ayında dolarda zirveler yaşanacağını ifade eden geçerin Mayıs ayı tahminleri tutunca, Twitter hesabından paylaşımlar dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Geçer sosyal medya hesabından dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an. Boşa dolar 17 demedik. Dolar 14.95 ifadelerini kullandı. Geçer aynı tahminleri tekrar yineleyerek bu defada dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an diye paylaştı. Piyasalarda son durum ne? Dolar baskılanmaya rağmen 14 Türk Lirası bandını kırarak hızlı bir yükseliş trendine girdi. 14 Mayıs Cumartesi gününe 15 Türk Lirası, 48 kuruş seviyelerinde giren dolar, önceki günü 15,47 ile kapatmıştı, gram altın ise 15 Mayıs Cumartesi gününe 901 lira ile giriş yaparken 899 Türk Lirası ile önceki günü kapattı. Euro ise dolarla arasında olan makas aralığını açtı ve hızlı bir yükselişe geçerek 14 Mayıs 2022 Cumartesi gününe 16 Türk Lirası, 11 kuruş ile alıcının karşısına çıktı. Kaynak piyasa analisti Selçuk Geçer doların zirvesinin tarihini açıkladı. Selçuk Geçer doların zirve yapacağı tarihi açıkladı. Mayıs ayında piyasalarda yükselişlerin olacağını her paylaşımında dile getiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, "Dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an" diye paylaşım yaptı. Milli Gazete'nin haberine göre, dolar 14 Mayıs 2022 Cumartesi gününe 15,48 kuruş ile başlarken, altın ise hafta sonuna 901 Türk lirası ile giriş yaptı. Dolar 16 seviyelerine yaklaşırken, altın ise ani iniş çıkışlarına devam ediyor. Dolarda yaşanan yükseliş trendine ilişkin ciddi uyarılarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, yine herkesi şoke eden dolar seviyesi paylaştı. Mayıs ayında piyasalarda yükselişlerin olacağını her paylaşımında dile getiren geçer, bu defa dolar için zirve seviyeyi açıkladı. Temmuz ayında dolarda zirveler yaşanacağını ifade eden geçerin mayıs ayı tahminleri tutunca Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Geçer sosyal medya hesabından dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 haram. Boşa dolar 17 demedik. Dolar 14.95 ifadelerini kullandı. Geçer, aynı tahminleri tekrar yineleyerek bu defada, dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an diye paylaştı. Fiyasalarda son durum ne? Dolar baskılanmaya rağmen 14 Türk lirası bandını kırarak hızlı bir yükseliş trendine girdi. 14 Mayıs cumartesi gününe 15 Türk lirası 48 kuruş seviyelerinde giren dolar, önceki günü 15,47 ile kapatmıştı. Gram altın ise 15 Mayıs cumartesi gününe 901 lira ile giriş yaparken 899 Türk lirası ile önceki günü kapattı. Euro ise dolarla arasında olan makas aralığını açtı ve hızlı bir yükselişe geçerek 14 Mayıs 2022 cumartesi gününe 16 Türk Lirası 11 kuruş ile alıcının karşısına çıktı. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kritik Selçuk geçer açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Atilla Yeşilada'dan, %4 dolar, yorumu, bu iş bitti. Ekonomist Atilla Yeşilada, devlet tahvili alacaklara %4 dolar garantisi verileceği iddiası için, doğruysa bu iş bitti, bunun sonu yok. Bir hafta içinde görmezsek 2,5 ay içinde göreceğiz, dedi. Ekonomist Atilla Yeşilada, Bloomberg'da bir yetkilinin ağzından yayınlanan, Merkez Bankası, yabancıya 0 faizle Türk lirası verip döviz elde etmeyi planlıyor. İddiaya göre Sweb kanalıyla yabancıya aldığı Türk lirası ile en az 2 yıl vadeli tahvile yatırım şartının getirilmesi, dolara da %4 faiz verilmesi planlanıyor, haberini değerlendirdi. Integral Forex'te Doktor Artunç Koca Balkan'a konuşan Atilla Yeşilada. Türkiye yeni bir para birimine geçti, ben buna Türk doları diyorum. Şu anda sistem tamamen dolarize edildi vara verip devlet tahvili alanlara %4 dolar garantisi verileceği doğruysa bu iş bitti abi, bunun sonu yok. Suudi Arabistan muhtemelen 10-15 milyar sıvep, kıyağı, atar ama bunlar TCMB'nin ateş gücünü artırmaz. Bloomberg'in iddiası doğruysa da 10-15 milyar dolar girer. Ama sonuçlar değişmeyecek çünkü çok basit bir mantık var turizmde de 40 milyar dolar geldi diyelim, siz bir yandan iç talebi pompalayıp bir yandan da ticaret açını kapamaya çalışırsanız bu olmaz. Resesyonu göze alamıyorsun, faiz artıramıyorsun, yaz aylarında kur kesin şekilde patlayacak. Bu hesabı yapanların adını vermiyorum, yine dava açılabilir ama Merkez Bankası tüm girişlere rağmen 4-7 milyar arka kapıdan döviz satarak dövizi tuttu. Eğer bu iddia doğruysa ne yaparsan yap bu işin sonu gelecek bir hafta içinde olmaz ama 2,5 ay içinde bu iş ciddi şekilde patlayacak. Pandemi döneminde konantürel ekonomi politikası da raydan çıktı. Dikkat edin, ekonomi tam bir yapa boz tahtası. Her gün yeni bir genelge ya da kararname ile ticaret ve finans dünyasının oyun kuralları yeniden yazılıyor. Bu kaosun üstüne dışsal şokları da eklersek, resesyon kaçınılmaz. Ama ödemeler, dengesi krizi yok onun yerine 1970'lerde yaşandığı gibi kapalı kambiyo rejimine döneceğiz. Yani tüm döviz işlemlerine kısıtlama ve denetleme gelecek, ifadelerini kullandı. Pandemi döneminde konantürel ekonomi politikası da raydan çıktı. Dikkat edin, ekonomi tam bir yapa boz tahtası. Her gün yeni bir genelge ya da kararname ile ticaret ve finans dünyasının oyun kuralları yeniden yazılıyor bu kaosun üstüne dışsal şokları da eklersek, resesyon kaçınılmaz. Ama ödemeler, dengesi krizi yok. Onun yerine 1970'lerde yaşandığı gibi kapalı kambiyo rejimine döneceğiz. Yani tüm döviz işlemlerine kısıtlama ve denetleme gelecek, ifadelerini kullandı. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalında söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime,